Herkese merhaba. Bugün bu yerde uzun zamandır yapmayı istediğim bir e, update yapacağım. Daha doğrusu bir düzenleme yapacağım. E, kasa içerisindeki fanları değiştireceğiz. Uzun zaman önce almıştım bu fanları. E, ama zamanla e, beklemek gerekti, takmak nasip olmadı. E, kafa fanını bastığım parça ile birlikte değiştirmiştim 30 30 olan fanı. Yandaki soğutma fanlarına blower fanlarla değiştirmiştim. Bununla ilgili kısa bir video var grupta. Sayfamızda. Şimdi kasa içerisindeki 40 a 40 fanları değiştireceğim. Başlamadan önce yapmamız gereken şeylerden bir tanesi birincisi tabii ki enerji kablosunu çekmek arka taraftan. İkincisi de ben e, tabloya giren soketi çıkartıyorum. Çünkü sırt üstü yatırdığım zaman tabla geriye doğru hareket edeceği için e, sokete ve lehimlerine, tablo üzerindeki bağlantılarına zarar verme ihtimali var. Öncelikle bu soketleri çekip makineyi sırt üstü yatıralım. Evet. Sırt üstü yatırdıktan sonra zarar vermeden 2.5 alyanla 4 tane vidamız var. Görüyorsunuz. Bunları sökeceğim. Kapağı aradan çıkartacağım. Eğer e, lüzum görmesi durumun görülmesi durumunda e, power'ı da söküp onun içindeki fana da bakacağım ses ondan mı geliyor? Önce emin olmam lazım. Diğer iki fanı açıp bir görmem lazım. Değiştirmem lazım. Daha sonrasında gerekirse power'ın içerisindeki fana da bakacağız. Evet şimdi kapağı açtık. Benim makina'nın e, makinenin kasasının içerisi biraz karışık. Burada update yaptığım MOSFET'ler var. Bunların bir tanesini power'ın kenarına bir tanesinde bir plastik parça ile kenara tutturdum. Altları yalıtımlı. İçinde kullandığım güç kabloları teflonlu yanmaz kablo. Şimdi şu klipsleri kesip buradaki fana ulaşmaya ve şu fana ulaşmaya çalışacağım. Önce şundan başlayacağım. Bu daha kolay olacaktır. Yani yapacağım temelde basit. Vidalardan söküp şu e, kablosunu kesip buraya ek yapacağım. Mümkün olduğunca bunu e, fanın iç kısmına yakın yerden keseceğim ki e, ilerde bu fanı başka yerde de kullanırım zaten. Bu kablo yeter ki makine içerisindeki anakarttan gelen kablo uzun kalsın. Bu arada kullanacağım fanlar 24 volt. Bunu da belirteyim. Bu lerdeki bütün fanlar 24 volt. Bir tek bundan emin değilim. Ee, belki bu power içerisinde olduğu için 12 volt da olabilir. Bazılarında böyle çıkıyor. 24 volt içerisinde yani 24 volt power içerisinde 12 voltluk bir kısımdan alıp oradan besleyebiliyorlar fanı. Bu tamamen plana da planlamayla alakalı bir şey. Şimdi öncelikle ilk olarak bu fandan başlayalım kolay olandan. Sonrasında diğerini sökeceğiz. Bir de şuna değinmek istiyorum. E, bu fanın kablolarını keseceğimden bahsettim. Kesinlikle e, artı ve eksi yani e, kırmızı ve siyah kabloyu aynı anda kesmeyin. Kesmemeye gayret edin. Tek tek kesin. E, nedeni de şu. Bazı zamanlarda belki makineyi yeni kapatmışsınızdır. Belki anakart üzerindeki kondansatörler henüz deşarj olmamıştır. Siz o 24 volt hattındaki iki ucu keserek yan keskiyle kısa devre etmiş oluyorsunuz. Anakarta bir zarar verebilir. Bir şey olabilir. Yani bu olmaz demeyin. Başınıza gelebilir. Durduk yere anakarttan olmayın. Veya anakartın DC besleme bölümünden olmayın. Yani bu işle alakadar değilseniz zaten mecbur ana kartı değiştirmeniz gerekecek. Bu yüzden basit şeylerin başınıza büyük belalar açmaması için sırayla kesmenizde fayda var. Yani önce birini sonra diğerini kesin. Birbirine değdirmemeye özen gösterin. Sadece tedbir amaçlı söylüyorum bunu. Tabi başınıza gelmeye edebilir. Yani bilmenizi istiyorum. Şimdi ilk fanımızı değiştirerek devam edelim. Şimdi ikini yapmaya başladım. Kabloları eklemeye başladım. Ee, üstünden de ısıyla daralan makaron geçirdim. Ee, bu makaronu her yerde bulabilirsiniz. Zaten internette de e, çok meşhur görüyorsunuzdur reklamlarında. Özellikle Çin sitelerinde falan. 328 paket, 530 paket, kutulu paket, kutusuz paketli. Türkiye'de de satılıyor. Gayet uygun fiyatı aldım. Bunu e, ısıtarak bu şekilde fazla ısı uygulamadan kablonun üstüne saracak şekilde erittim. Şimdi diğer kabloyu da ekleyip sonra da diğer fana geçeceğim. Evet söktüğümüz diğer fanın hali bu. Yani bu fan ses yapmasında ne yapsın. Aynı şekilde dedim buradan açtım. Şurayı da temizleyeceğim. Tekrardan pislik olmasın içine diye. Ondan sonrasında yeni fanı takıp artık toplayacağım. Evet. Şimdi yazıcıyı düzelttik. Çektiğim soketi taktım. Güç bağlantısını yaptım ve açıyorum. Gerçekten de bu iki fan çok kötüymüş. Şu an makine neredeyse sessizleşti. Gerçekten de makine oldukça sessizleşti. Yani önceki o zarıltılardan sonra şu an yani bunun yanında yatıp uyunabilecek derecede azaldı. Çok hafif bir ses geliyor. O da e, power'ın fanından geliyor. Şu an için onu ellemeyeceğim. İleride onu da değiştiririz. Biraz daha gittikten sonra eğer rahatsız ederse onu da yenileyeceğiz. Bir sonraki update, geliştirme veya onarım tavsiye videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.